Sevgili katılımcılarımız, Connection Days kapsamında bugün Metler Toledo olarak sizlerin karşısındayız. Connection Days'te bugün akıllı sensörlerin Endüstriyel 4.0 ve IoT integrasyonu konusunda sizlerle bir panel gerçekleştireceğiz. Ayrıca bu arada birkaç bilgi de paylaşmak istiyoruz. Metler Toledo olarak aynı zamanda sanal standımız da mevcut. Sanal standımızı da ziyaret ederek ürünlerimizle ilgili, uygulamalarımızla ilgili dokümanlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca Metler Toledo Swiss Saat olarak geçen çekilişte de kol saati hediye edeceğiz. Dolayısıyla ilgili standımızı ziyaret ederek kart vizitinizi bırakarak bu çekilişten de istifade edebilirsiniz. Onu da hatırlatmak istiyoruz. Gün boyunca saat 8 ile akşam 10 arasında ilgili satış temsilci arkadaşlarımız ve ben devamlı bağlı olacağız. Herhangi bir konuda sorunuz olması durumunda sizlerle iletişim halinde olacağız. Panelistlerimize hoş geldiniz diyerek başlayalım. Öncelikle ilk panelistimiz Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Sayın Can Seyhan. Hoş geldiniz Can Bey. Çok teşekkürler Uğur. Diğer panelistimiz de, biz teşekkür ederiz Can Bey. Diğer panelimiz de Metler Toledo Global'den Endüstriyel IoT ve Endüstriyel 4.0 Global Market Manager'ı Eugene Shipley. Hi Eugene, welcome again. Well, good morning to everybody. Thank you, good morning to you. Panelimizle alakalı birkaç aşamadan sizleri bilgilendirmek istiyorum. Panelimizin içeriğiyle alakalı. Belirttiğim gibi Sayın Can Bey, Türkiye Genel Müdürümüz, Azerbaycan Genel Müdürümüz. Metler Toledo hakkında kendisi bize bir bilgilendirmede bulunacak. Metler Toledo organizasyonunun global yapısı, Türkiye'deki organizasyonuyla alakalı bizi daha yakından tanımanız adına bir giriş sunumumuz olacak. Sonrasında Eugene ve ben sizlere sunum yapacağız. Burada konu başlığımızın detaylarına gireceğiz. Fakat sunumumuz iki sayfa haricinde İngilizce olacak. Eugene'in kısımlarında, Global Market Manager'ımızın kısımlarında İngilizce sunum ve İngilizce anlatım. Ben İngilizce bir görseli Türkçe anlatmaya çalışacağım. İki sayfa Türkçe sunumla beraber. Mümkün olduğu kadar hem Metler Türkiye tarafında hem de Metler'in global tarafında belirtmiş olduğumuz konu başlığını size detaylı olarak anlatmaya çalışacağız. Bahsettiğimiz gibi konu başlıklarımız bir hayli çeşitli. Metler Toledo'nun Endüstri 4.0'daki rolü nedir? Metler Toledo'nun sensör anlayışı nedir? Sistem bağlantısı nedir? Sizle ne tür avantajlar sunuyor? Sizin uygulamalarınızla ilgili. Onlardan bahsedeceğiz. İlk konumuz Metler Toledo kimdir? Türkiye organizasyonu nedir? Ne tür hizmetler sunar? Bununla ilgili ben sözü Can Bey'e bırakıyorum. Buyurun Can Bey. Çok teşekkürler. Öncelikle bugün aramızda olan tüm katılımcılara, panelimize katılan bizleri dinleyen tüm dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ben Can Seyhan. Demin Uğur Bey'in de bahsettiği gibi Türkiye ve Azerbaycan ülkelerinden sorumlu Metler Toledo'nun genel müdürüyüm. Yaklaşık bir yıldır bu görevi sürdürüyorum. Daha öncesinde de uzun yıllar yine endüstriyel üretim yapan uluslararası şirketlerin Türkiye ve bölge sorumluluklarını, yönetim görevlerini sürdürdüm. Metler Toledo endüstriyel çözümleri, dijital uygulamaları konusunda bugün sizlerle buluşuyoruz. Öncelikle Metler Toledo hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum. Burada da slide'da da gördüğünüz gibi şirketimiz 16 bin kişiden fazla kapasitesi ve teknik düzeyi yüksek insanlarla beraber çalışan bir firma. Özellikle teknoloji yoğunluklu çalışan bir firma. 3 milyar doların üstünde geçen yıl 2019 cirosuna sahip. Merkezi hem İsviçre'de hem Amerika'da ve Amerika borsasında %100 kotu olan bir şirket. Dediğim gibi çalışanlarımızın önemli bir bölümü satış, pazarlama ve servis konusunda kendi uzmanlıklarını ortaya koyan arkadaşlarımız. Dolayısıyla bunu yaparken de dünyanın birçok ülkesinde aktif olarak kendi prezansına sahip, kendi temsiliyetini sürdürüyor. 40 tane ülkeden fazla ofisimiz var ve diğer ülkelerde de distribütörler ve diğer oluşumlarla, diğer kanallarla o ülkelerdeki endüstrilere, müşterilerimize hizmet veriyoruz. Bunu yaparken tabii ki bir değer zinciri üzerinden bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani yaptığımız iş sadece
endüstriyenin bir bölümü değil. Aslına bakarsanız bir üretimin en başından daha araştırma geliştirme aşamasından, Ar-Ge aşamasından, laboratuvar çözümlerinden başlayarak konusuna göre proses uygulamaları, endüstriyel tartımlar, ürün bazı endüstrilerde gıda sektörü, farma vesaire gibi, kimya sektörü gibi sektörlerde ürün analizleri, inspection'ları ve daha sonrasında da bunların yüklemelerinden itibaren yine tartımları ve en sonunda da perakende sektöründe bunların müşteriyle buluşmasındaki geçen yola kadar çok geniş bir alanda bir değer zincirine sahip. Dolayısıyla bazen Mettler Toledo'yu sadece tartım firması olarak bilen çok fazla müşterimiz var ama onun çok daha ilerisinde, çok daha ötesinde hem ağırlık tartım uygulamaları, hem öbür taraftan proses analizleri, hem öbür taraftan ürün kontrolleri konusunda, ürün ağırlıkları, kamera, vizyon sistemleri üzerine çok geniş bir uygulaması olan bir şirketten bahsediyoruz bugün. Bunun dışında sizlerle bahsetmek istediğim, tabii ki bunu yaparken birçok sayıda önemli müşteri, uluslararası müşteriyle, global müşteriyle beraber çalışıyoruz. Bunlar sadece global anlamda değil, ülke ölçeğinde de, Türkiye'de de çok önemli. Ülkenin hani medar iftiharı olan bütün firmalarla neredeyse bugün kendi konumuzla ilgili çalışmaya devam ediyoruz. Gerçekten de Türkiye pazarının hani bizi tanıması ve bizim de Türkiye pazarına verdiğimiz hizmet gerçekten bizler açısından çok çok değerli. Mettler Toledo yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de ve bu 10 yıldır giderek yani birçok sektörde uygulamalarını lanse etti ve bu konuda da daha ivme kazanarak devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi endüstriyel uygulamalarımız şöyle bir kısa bir size genel bir bilgi vermek istiyoruz. Bizim özellikle tartım sistemleri ve bu tartım sistemleriyle beraber bunların bağlı olduğu terminaller, bunlarla beraber müşterilerimize destek veren software uygulamaları ve dolayısıyla sizin burada bu işinizi yaparken en kaliteli, en hassas şekilde ihtiyacınız olan ölçümleri yapabilmenizi sağlamaya çalışıyoruz. Tabii bunlar sadece hani genel uygulamaların dışında tabii ki ATX'li vesaire yani özel uygulamalarınıza yönelik de birçok farklı ürünümüz, farklı opsiyonumuz da mevcut. Dediğim gibi Türkiye'de 10 yıla yakındır Türkiye pazarında hizmet veriyoruz. Merkezimiz Türkiye'deki merkezimiz İstanbul'da, Altunizade'de. Ancak yaklaşık 100'e yakın arkadaşımızla beraber ki çoğunluğu da mühendis ve teknik bilgisi, donanımı son derece üst seviyede olan arkadaşlarımız. Sadece Türkiye, İstanbul'da değil, Türkiye'nin önemli merkezlerinde de hem satış pazarlama anlamında hem de doğrudan müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek açısından servis ağımızla olabildiğince müşterilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz, onlara destek vermeye çalışıyoruz. Ve umuyorum ki önümüzdeki yıllarda bugün bu an burada bizimle olan ve de başka kanallarla her zaman ulaştığımız bütün müşterilerimize gerekli hizmeti, gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Son olarak çok da fazla zamanınızı almak istemiyorum. Bugün yapacağımız sunumun bence önemi özellikle COVID-19 döneminde daha fazla ortaya çıktı. Neden bunu söylüyorum? Çünkü artık daha az insanla, daha uzaktan ama aynı şekilde daha sağlıklı olarak üretim yapılması belki de çok daha önem kazandı. Yani Industry 4.0 belki 2010'ların başından itibaren çok konuşuluyor ama şu andaki önemi sanki biraz daha farklı. Bundan 4-5 ay öncesine göre biraz daha farklı. İşte bu konuda Mettler'in size verebileceği çözümlerin neler olabileceğini bugün sizlerle paylaşmaya çalışacağız.
Umarım sizler için de, bizler için de yararlı bir saat olur, güzel bir panel olur. Herkese katıldıkları için teşekkür ediyorum. Ve şimdi ben tekrardan sözü Uğur Bey'e bırakıyorum. Hepinize iyi günler dilerim. Teşekkür ederiz Can Bey. Metler Toledo'yu biraz daha yakından tanımış olduk. Hem globaldeki durumunu hem de Türkiye'deki organizasyonu ve özellikle COVID-19 sürecinde Metler Toledo'nun da sektördeki değişikliklere ayak uydurduğu ve sektördeki değişikliklerle ilgili çözümler sunduğu, müşterilerimizin verimlilikleriyle ilgili de çalışmalar yaptığını sizden dinlemiş olduk. Bundan sonraki konu başlığımız biraz daha artık teknik kısma geçiyoruz. Büyük resmi görmeye çalışıyoruz. Büyük resimdeki en önemli konulardan, Endüstri 4.0 konularında en önemli başlıklardan bir tanesi connectivity. Bir otomasyon sisteminde, bir proses sisteminde connectivity, yani bağlantı, bağlanabilirlik her zaman önemliydi. Fakat Endüstri 4.0 ve IoT özelinde connectivity ne durumda? Bu konuda bize Eugene bilgilendirmede bulunacak. Eugene, it's your time. We can start with your presentation if you are okay. Yes, thank you, Uğur. I will start my presentation with a slide which is called the big picture. To not exaggerate and to be more precise, it is the big picture of data communication in production environment. The big picture is not created by Metler Toledo. The big picture is created by the Profinet user organization. This is the organization that manages the Profinet and the Profibus communication standards. And this Profibus user organization maintains close relationship with OPC-UA Foundation that manages the OPC-UA communication standard. So you see this slide here is actually a joint picture of Profinet and OPC-UA communication technology. So why am I not showing you a slide that is from Metler Toledo at the beginning? This is because Metler Toledo cannot be a driver in data communication landscape. This role of the drivers is held by the big IT companies. But Metler Toledo has the ambition to be an early follower. In my presentation, I'm showing you now how Metler Toledo adopts to the communication environment set by the trendsetters. So the slide here shows the three communication standards that are most common or will be most common in an industrial environment. You see actually two sections. On the upper part is the communication, the so-called machine to machine communication or PLC to PLC or process control to process control system communication. While at the lower part of this picture, you see the machine internal or the system internal communication. And here you see that OPC-UA and Profinet, that they share responsibility. I'm not sure if this is the right word, that they share the application of their technology to two different sectors. That OPC-UA is thought to be the communication technology between machine to machines and cloud services and customers' internal IT, while sensor to PLC technology should be done via Profinet. Ugor, would you mind switching? Yes, thank you. Good. So to make the picture complete, I added here the Ethernet IP technology, which is not related to the Profinet, however, is a very important communication technology as well, mainly in the United States. So the next picture, please. So if we talk about the big picture, we also have to face reality, and this is that the technology families, they converge. So IT information technology, OT operating technology, which is PLC, and cloud services or cloud technology, they merge. And there is an overlap
maybe I do not know yet if one day maybe this will result in one circle only. At the moment, these are three different circles, but there is quite a considerable overlap. And which technologies used for which application often depends on the industry, on the application, and on the customer itself. Next slide, please. On this picture, we show where these, or this is another overview to show where these different communication technologies are applied. On the upper part, in the blue part, this is manufacturing execution system, cloud data services, enterprise research, enterprise resource planning systems. In the middle, on the right-hand side, actually you see machine-to-machine communication, and at the bottom is the sensor. On the horizontal axle, you see that on the left, this is for small data volume exchange, but very fast, deterministic. In the middle is medium data size, and on the right-hand side is large data exchange and non-deterministic data communication. And on the left-hand axle, you see industrial Ethernet and the traditional Ethernet itself. And now we have the borderline between Profinet Ethernet IP at the bottom and OPCUA and MQTT technology. This is a curve. And in fact, this borderline is not so straight. So there is not a black and white separation between these technology. Again, it depends very much on the application, on the industry, and on the customer itself here in the middle part. If he exchanges a large data volume with Profinet, there are some possibilities, or what kind of data he exchanges via OPC, UA, or MQTT. So there is not such a sharp borderline as shown on the picture, but it should give you an illustration where which technology typically is applied. Okay, so I pass back to Ugur for the next section of our presentation. Thank you, Eugene, for your presentation. Bu bölümde biraz daha teknolojilerin birbiri arasındaki kesişimiyle ilgili Eugene bize bilgi verdi. Burada OT yani operation teknolojilerinden bahsettik, IT'den bahsettik. IT zaten Endüstri 4.0'ın olmazsa olmaz bir bileşeni ve cloud ilişkisinden bahsettik, bulut ilişkisinden bahsettik. Endüstri 4.0'da bağlanabilirlikte ve bu teknolojilerde ana unsur sensör. Buradaki konu başlığımız biraz daha sensörlerle alakalı olacak. Sensörden buluta bir bilgilendirme bulunacağız. Öncelikle hepinizin duyduğu IoT kavramı var. Internet of Things. Fakat biz başına bir I daha koyuyoruz. Industrial Internet of Things diyoruz. Çünkü endüstriyel bir çevreden bahsediyoruz. Endüstriyel bir sensör altyapısından bahsediyoruz. Nesnelerin interneti fiziksel nesnelerin yani sensörlerin birbirleriyle ve daha büyük bir sistemle birbirlerine bağlantılı olduğu bir sistem olan. Tek tek sensörlerin bir internet altyapısı aracılığıyla birlikte çalışabilmesi, bu sayede küçük parçaların büyük bir değer oluşturması ve işlenebilir bir veri oluşturmasından bahsediyoruz. Yine bahsettiğimiz gibi önemli bileşen de sensör. Yine nesnelerin interneti konseptinin asıl yapı taşları sensörler. Bu sensörler bir internet sisteminin bir beyin olduğunu farz edersek duyu organlarımız gibi bu sensörler bize göz, kulak, deri, burun gibi duyu organlarının işlevlerini görüyor. Ve dış dünyadaki organik hayatı bir insan gibi düşünürsek organik hayat hakkında bilgi veriyor. İşte sensörler de bir endüstriyel çevrede ağırlık, basınç, sıcaklık, mesafe gibi çeşitli girdileri bize vererek sistemimizle ilgili, prosesimizle ilgili hem bir bilgi akışı sağlıyor hem de onu yönetmemizi sağlıyor. Bu veri akışı çift yönlü oluyor. Sensörlerden biraz daha bahsedecek olursak, Endüstri 4.0'ın evrimin başarılı olması için öncelikle konu sensörlerden başlıyor. Çünkü bilgi en önemli varlık. Bilgiyi elde ettiğimiz kısım da sensörler.
Sensörler çok çeşitli. Az önce bahsettiğimiz gibi bu basit sensör de olabilir, bir ağırlık sensörü de olabilir. Pratik bir hale gelmesi için, Endüstriyel 4.0'ın bir fayda olması, bir sonuca ulaşması için, gerçekten 4.0'dan bahsedebilmek için sensörler burada önemli bir rol oynuyor ve sensörler de tabii ki gelişiyor. Burada özellikle üreticilerin rolü, sensör üreticilerin rolü, bahsedilen o ana kavramlara uyumlu, uygun, işinizi hızlandıracak tam bir bütünlük içerisinde ekipmanlar üretmek. Peki akıllı sensörlerden bahsediyoruz. Bu akıllı sensörler bize ne avantajlar sunuyor? Bu genel olarak bilgilendirmek bahsedersek tak ve çalıştır mantığına dayanan kolay entegrasyon. Bugün bir üretim tesisinde üretimle alakalı küçük bazı değişiklikler bütün sistemin tekrar ele alınmasını ve ciddi zaman kayıplarına yol açabiliyor. Bu yüzden sensörlerin akıllı olması, tak çalıştır olması, üretim hızımızı ve çeşitliliğimizi, dolayısıyla verimliliğimizi etkileyen önemli faktörlerin başında geliyor. Ve aynı zamanda sensörle çift yönlü bir iletişim olması, verilerin, diagnostik verilerinin sadece bir örneğin bir basınç transmitter'ının ya da bir load cell'in sadece ağırlık datasını vermesi değil, aynı zamanda sensörün kendi durumuyla ilgili size bilgi vermesi kestirimci bakım yapmanızı sağlıyor. Dolayısıyla bakım yine burada olmazsa olmaz. Özellikle bir üretim tesisinde bakımın süreci, zamanı, duruşları etkileyen, verimliliği etkileyen önemli bir parametre. Dolayısıyla veriyi aldığınız sensörün bakımla alakalı size bir kestirimci bakım yapabilmesi, kendi durumuyla ilgili de bir diagnostik bilgisi verebilmesi, yine bu smart faktörü olarak bahsettiğimiz dijitalleşmenin önemli bir aşaması. Akıllı sensörlerin genel özelliklerini size bahsetmiş olduk. IoT kavramından bahsettik. Peki Medlar Toledo tarafında durum nasıl? Az önce bahsettiğimiz gibi sensörler dedik. Medlar Toledo'nun özellikle endüstriyel bölümü için sensör ağırlık tartımı üzerinde başlıyor. Sensör kavramı direkt olarak bir ağırlık verisi üzerinden başlıyor. Çünkü Medlar Toledo bir tartım firması değil, ağırlıkla alakalı bir uygulama altyapısı yapan bir firma. Biz ağırlık verisini alıyoruz. Bu ağırlık verisiyle bazen bir ilaç üreten firmanın ilaç üretmesini sağlıyoruz. Bazen bir çikolata üretilmesini sağlıyoruz. Bazen bir otomotiv üreten firmanın otomotiv parçaların uygun ağırlıkta olmasını sağlıyoruz. Bazen bir hava aracının aerodinamik yapısını güçlendirmek için parçalarının ağırlığını ölçüyoruz. Bazen de bir evinizde kullandığınız bir duvar boyasının renginin gerçekten sizin istediğiniz gibi ya da vaat edilen gibi olmasını sağlıyoruz. Burada hep bir tartım uygulaması var. Dolayısıyla bir uygulamadan bahsediyoruz. Verinin önemine de baktığınız zaman tartım teorik olarak iki şekilde yapılabiliyor. Birincisi manuel tartım, bir operatör yardımıyla operatörün fiziksel olarak yapmış olduğu tartım. İkincisi de otomasyon üzerinde bir otomatik tartım. Buradaki şekillerde görebileceğiniz gibi bir yer kantarı düşünelim. Yer kantarı üzerinde bir varilimiz olsun. Burada yaptığımız tartım datasını buluta aktarıyoruz. Bulut aktarırken isterseniz bir manuel tartım üzerinden yapılmış bir tartım verisi olabilir. Ya da arada bir otomasyon ekipmanıyla, bir PLC ile veriyi buluta aktarıyor olabilirsiniz. Az önce Eugene'in bahsettiği o ara protokoller de burada devreye giriyor. Peki sensör kısmı burada nerede? Özellikle Power Deck dediğimiz bir standart bir yer kantarının dijital ve akıllı bir sensörden oluşan, load cell'den oluşan yapısını görüyorsunuz burada. Buradaki sensör sadece ağırlık datasını tartmayıp kendi üzerindeki sıcaklık datasını, kompansasyon datasını ve birçok datayı kendi üzerinde saklayarak az önce bahsettiğimiz kullanım avantajlarını sunuyor. Tak çalıştırı şeklinde çalışıyor. Kablo boyunun tartıma bir olumsuz etkisi olmuyor. Üzerindeki load cell'in aşırı yükleri görebiliyorsunuz, sıcaklığı görebiliyorsunuz. Yani sensör akıllı bir sensör tanımının içerisine giriyor. Yine buradaki tartım datasını solda ve sağda gördüğünüz çeşitli terminallerle, tartım ekranlarıyla ya da ağırlık transmitterlarıyla buluta taşıma şansınız var. Fakat demin de bahsettiğimiz gibi başlangıç noktası sensör. Bilginin doğru olması, sensörün bilgiyi aldığınız kaynağın sürekli olması, verimli olması aslında sizin buluta çıktığınız zaman ya da Endüstriyel 4.0'da sağlıklı bir veri akışı yapmanızı, sistemi optimize etmenizi ve prosesi doğru yönetmeniz için olmazsa olmaz en önemli başlangıç aygıtı.
Lotsel teknolojiyle ilgili tabii artık teknoloji değişiyor, gelişiyor. Mettler Toledo'da bildiğiniz gibi bu konuda dünya lideri bir firma. Evet, biz tartım teknolojileriyle alakalı tabii Can Bey'in de bahsettiği gibi laboratuvar, proses, ürün kontrolleri, serviste, analitik ürün gruplarımızda mevcut ama buradaki bahsettiğimiz akıllı sensör, ağırlık transmitteri ve Lotsel grubu. Lotsel'de aslında Lotsel hepimizin bildiği bir metal parçası gibi içinde direnç olan bir metal parçası olarak hayatına başladı. 1950'li yıllardan beri Lotsel kullanılıyor. Fakat Lotsel'deki aldığınız ağırlık bilgisi, kalibrasyon yapamamanız, sadece bir kör bir cihaz olması, aygıt olması artık günümüz endüstri 4.0'da dijitalleşmede, teknolojide yeterli olmayabiliyor. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız oluyor. İşte Mettler Toledo da bunun için ne yapıyor? PowerCell teknolojisini çıkartıyor. Daha doğru sıcaklık bilgisini, aşırı yük bilgisini veren, direkt olarak tank çalıştırı yapabileceğiniz, örneğin bir tank tartımı yapıyorsunuz. Tank tartımında bir Lotsel var. Lotsel bozuldu. Tüm tankı tekrar değiştirdiğiniz anda Lotsel'i kalibrasyon yapmanıza gerek kalmıyor. Çünkü akıllı sensör takıldığı anda daha önceki bilgileri terminal üzerinden alıyor. Bununla ilgili bahsedebileceğimiz çok fazla tabii değişik ve farklı avantaj noktaları var. Az sonra size onlarla ilgili bir özet bilgisi geçeceğim. Artık akıllı bir işlemci var. Mikro işlemciden bahsediyoruz. Ortam şartlarını, sıcaklığı kendi üzerinde algılayıp buna göre kompansasyon yapıp verinin doğru ve sürekli doğru olmasını sağlıyor. Az önce bahsettiğiniz gibi sensör burada endüstriyel 4.0'dan bahsediyorsak veriyi aldığımız kaynakların endüstri 4.0'a yani sensör 4.0 diye farz edersek sensör 4.0'ında üretici firmalarının size sunuyor olması gerekli. Peki az önce bahsettiğimiz konuları biraz daha toplarsak PowerCell sistemi dediğimiz ürün size nasıl yardımcı olabiliyor? Gördüğünüz gibi burada otomatik bir hata tespiti söz konusu. Olası bir kablo arızası ile ilgili size bilgi verebiliyor. Örneğin junction box gibi bir mekanik bir bağlantı kutusu yok. Bazı komponentler artık yok, ihtiyaç da yok. Çünkü özellikle mekanik komponentler daha fazla hata ve bilgi kaybına yol açabiliyor. Servis anlamında da ekstradan zaman kaybına yol açabiliyor. Biz üreticiler olarak ne yapmaya çalışıyoruz? Daha kompakt, daha akıllı, kolay değiştirilebilir, kolay montaj yapılabilir, kolay servis verilebilir. Örneğin bizim birçok ürün grubumuzda uzaktan servis, InTouch dediğimiz özellik var. Sisteminize uzaktan bağlanarak sensörlerin ya da terazinin o anki durumunu bakıp belirli bir aşamaya kadar servis hizmeti verebiliyoruz. Biz de smart sensör olarak Endüstri 4.0'a burada özetlemeye çalıştığım özelliklerle katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bahsettiğimiz ürün grubuyla alakalı burada birçok değer görüyorsunuz. Bu sayfadaki en önemli nokta smart kavramının aslında birçok kapasite değerinde olduğu. Mettler Toledo olarak biz burada mikrogramdan da bahsediyorken, çok yüksek tonajlardan da bahsediyorken burada gördüğünüz gibi çok çeşitli okunabilirlik değerlerine iniyoruz. Az önce ne dedik? Mettler Toledo olarak laboratuvar çözümlerimiz de var. Bir mikrogram mertebesinde bir araştırma laboratuvarında da smart sensör ihtiyacı var. Çünkü veri sadece üretimde değil, tüm ürünün ham madde girişinden müşteri grubunuza teslim süresine kadar her aşamasında veri izlenir, takip edilebilir ve bütünlük içerisinde olması gerekiyor. O nedenle burada gördüğünüz gibi mikrogram mertebelerindeki bir laboratuvar uygulamasında da 1.000 tona kadar çıkmış bir ağır sanayi uygulamasında da sensörlerin akıllı olmasına ihtiyaç duyabiliyor. Çünkü Endüstriyel 4.0 bütün tesisi, sadece üretimi değil, bütün tesisi kapsayan bir sistem. Amaç üretimimizi geliştirmek ve daha akıllı ve işlevsel hale getirmek. Benim bu konuyla ilgili sensörlerle ilgili size vereceğim özet bilgiler bunlar. Bundan sonra bulut bağlantısı, az önce size bahsettiğim sensör dedik, sensör sistemin bir parçası dedik, veriyi aldık. Peki şu anki sistemlerimizde bulut nerede? Bulut bağlantısı nasıl? Bununla ilgili Eugene anlatımına devam edecek. Eugene, I have just talked about the sensors, now it's time to talk about the cloud. Yes, thank you. You're welcome. Please switch to the yes, thank you.
So in my first part of my presentation, I spoke about the big picture and where these particular technologies can be applied. Now I come closer to actual weighing and to show how the data of smart sensors can be even forwarded to beyond a PLC system, that they can also be forwarded to customers' IT and cloud systems. On this picture, you see on the upper part, you see cloud services. This is outside of a company, outside of a factory, where production data, asset management, artificial intelligence, and so on can happen. While on the lower part, which is called on-premise or inside the factory, this is inside a production environment on this illustration. So the red arrows, they show communication of weighing devices, of tank scales, floor scales, bench scales. They show communication of these weighing devices with the customer's internal IT inside his site, inside his factory. And we expect that this communication is done via OPCOA, because, I'm sorry, you're too early, Ugur, thank you. So a weighing device is actually also a machine-to-machine communication, and that therefore it is typically time uncritical data if it comes to scales communicating with the customer's IT. It is time uncritical, very often large data volumes, and that's why this communication happens via OPCOA. On the right-hand side, we see a remote tank that is maybe outside of the company, or a vehicle scale, a truck scale that is very far outside of the company, that is directly connected to the cloud services, to the outside of the companies. Of course, protected via a firewall, but this communication will be via MQTT as well. As if we go back to the left-hand side, where we see customers' IT connected to the cloud, again, here we see that our customers use MQTT because they trust more in MQTT if it comes to communicating outside of the company with cloud services. I added OPCOA PubSub, and we expect that a lot of communications in the future outside of the company will replace MQTT by OPCOA PubSub that actually includes MQTT. So OPCOA PubSub is actually an enhancement of OPCOA using MQTT for communicating outside of the company. So this is how we, Mettler Toledo, want to communicate our weighing devices inside the company with the customer IT, and how we want to communicate to the outside with cloud services. Please switch to the next slide. So here, this is our solution of today, that we use an edge computing device that converts today's weighing technology that communicates via Ethernet and RS-232, that this converts this data to OPCOA and MQTT to communicate with the customer IT and the cloud. Of course, one day these communication technologies will be on board of the weighing device itself, but even then, even if we have it on board of our weighing devices, we will still need edge computing gateways, because we have also to install to connect the installed base at our customers. Because our learning is that if customers migrate to new technologies, they are not willing to replace all the scales, and we will need this gateway device for many years to come to connect all scales to modern cloud and IT technology. With this device, we can connect up to four scales. On our picture, we just show four
bench scales, but of course these could also be cloud scales. This could be the power deck floor scale or bench scales or laboratory balances. So we can connect new scales and old scales and old scales to cloud connect to cloud services and custom IT via OPCOA and MQTT. Good. Next slide, please. We talked about machine-to-machine communication, PLC, and process control systems, because weighing devices can also be integrated inside machines, or weighing devices can be underneath of tanks or inside filling machines, which are controlled by PLC systems or process control systems. And they work internally with Ethernet IP or with Profinet. We from Mettler Toledo, we can connect our machine integrated weighing devices such as transmitters, but also weighing terminals, also in parallel to OPCOA and MQTT. So in fact, we can provide a parallel data communication with one with Profinet or Ethernet IP with the PLC control system. And the second parallel way is via OPCOA and MQTT directly to the cloud or directly to the customer IT. So we can connect it via two ways with different services and control systems. And we can do this for old and new weighing devices. Next slide, please. The next, on this slide, I introduce you to the OPCOA companion specifications. The OPCOA standard allows to define substandards, very technology specific substandards. So for robots, for tool machines, for drives, for pumps, but also for elevators. So in fact, there are about 40 different companion specifications in work, or they are already completed. And the companion specification for weighing is already released, and Mettler Toledo was a very active participant in this specification of this standard, which allows that all weighing devices independent of the manufacturer can speak the same language and facilitate integration and interoperability for the user. Mettler Toledo actually owns the seat of the chairman of that work group for the weighing companion specification. The ACI 400 device I showed you before supports the simple static weighing standard, and we have a quality control software called ProDex. This supports the dynamic check weighing standard of the OPCOA specification. Next slide, please. But we are not limited to connectivity. We also offer solutions for digital services, digital remote control services. Again, we use this ACI 400 on which we install our so-called trusted advisor app for remote services. This allows to detect errors or alerts or any kind of strange things on our weighing devices and inform the production manager and the maintenance people on their computer screens, as shown below on the left, or in the middle at the bottom. We can also forward this information to mobile devices. This has the advantage that the maintenance people in a factory, they are not at the office, but they have mobile phones or tablets, and we can forward our service information to these mobile devices, but we can also forward it to the computer of the production or the maintenance manager, which
sits more often in the office. We also have the possibility to, we have limited control capability. So in case the truck scale outside of the company is not on zero anymore, we can use this application also to set the truck scale to zero again. And the maintenance man does not have to go outside and to the truck scale to just to set it zero. If you do not want to send this information or such information outside of the company, you can cut the cloud connectivity and use this ACI 400 application just to send an email with alerts and messages to everybody that you configured with email addresses. Again, we can also upgrade existing installations with this new technology. Next slide, please. Digital services also include cloud-based asset management. You are certainly not surprised that Mettler Toledo has a big database with detailed information about each and every scale that we sold in the past years. Until recently, this data was not available to our customers. It was only available to Mettler Toledo internally. We now make this data also available to our customers so that if you have a lot of Mettler Toledo weighing devices, you see here the list of all the weighing devices you have in your house. You see where they are located. You see their serial number. You see what kind of service contracts you have. You see if they are still inside warranty. You can see if spare parts are still available. And if you want to know more details of an individual device, you just click to one of these devices. And now switch to the next slide, please. Here you get more detailed information about this scale. You see the specification, you can download calibration certificates, you can download operating instructions, you can download repair reports from the past. And important is to have access to this information. You don't have to connect your scale to the cloud service. You don't have to connect it directly to Mettler Toledo. We have this user portal in the cloud, and this provides access to the data that Mettler Toledo has stored of your devices. But again, you don't need a connectivity to the cloud or to any other system. It is an offline system, to be precise. Okay, so please show me the next slide. On this slide here, I come to tracking and tracing solutions, which are an important part of digitalization. You see on the blue picture here, this is the value chain from the farmer to the manufacturer to the distribution center to finally to the shop. This is a food tracking and tracing solution. And tracking and tracing means you catch data of at each place of transfer where the goods change from one hand to the other, from one company to the other, or from one department inside the company to the other. Tracking and tracing is not new, actually. But today, until today, it needed complex one-to-one solutions. It was very expensive. And now this has changed since recently. There is the so-called distributor ledger technology that is based on blockchain technology and provides much easier and faster access to the data. And even more important, it provides more secure data access, avoids better that data are stolen or that wrong people look at your production data. Please go to the next slide.
So here you see how Mettler Toledo connects to the IBM Food Trust blockchain. IBM is one of the leading providers for tracking and tracing solutions using secure data exchange via blockchain, via the distributed ledger blockchain technology. And Mettler Toledo has secured access to this IBM cloud service. Again, with our ACI 400, we can connect new and existing Mettler Toledo scales to the IBM cloud, where they run this IBM Food Trust blockchain technology for tracking and tracing. Okay, so I am at the end of my presentation and I pass back to Ugur. Thank you, Eugene. Teknoloji tarafıyla alakalı biraz daha Eugene'den bilgi almış olduk. Özellikle bulut tarafında Mettler Toledo'nun çözümleri, varlık yönetimi, artık terazili dünyanın neresinde olursa olsun sisteminize bağlayıp terazinin durumunu, çalışıp çalışmadığını, en son kalibrasyon tarihinin ne olduğunu, veri iletip iletmediğini ya da değiştirmeniz gerekiyorsanız bir setup değişikliğiyle ilgili bir ihtiyaç var mı? Bunu görebiliyorsunuz. Çünkü varlık yönetimi de üretim verimliliğinin önemli aşamalarından bir tanesi. Dolayısıyla standart bir terazi içinde bunu sunma şansımız olabiliyor. Onun haricinde Mettler Toledo'daki yine track and tracing kısmından bahsettik. Ürünün izlenebilirliği, verinin izlenebilirliği yine burada da önemli bir nokta ve bununla alakalı da çözümler var. Burada fiziksel olarak da bir çözüm sunuyoruz. ACI-400 ya da ICI-400 dediğimiz bir gateway'imiz var. Demin Eugene'in bahsettiği gibi standart bir teraziden ya da bu bir otomasyon ağırlık transmitteri de olabilir. Ağırlık transmitterinden aldığımız datayı direkt OPC, UA veya MQTT protokolleriyle buluta aktarabiliyoruz. Dolayısıyla kendi gateway'imizi, kendi Endüstriyel 4.0 ya da bulut köprümüzü de Mettler Toledo olarak oluşturmuş durumdayız. Sensör teknolojisinden, veriyi izleme, veriyi aktarma, otomasyon teknolojisinden artık buluta doğru yolculukta da yeni bir ürünümüz var. ACI-400 dediğimiz gateway'imizle bu bağlantıyı sensörden buluta kadar nasıl ham madde girişinden son ürün üretimin, son ürünün teslim edildiği noktaya kadar çözümlerimiz varsa kendi içinde de veriyi aldığımız noktadan yani sensörden buluta kadar Mettler Toledo çözümleriyle sizlere hizmet verebiliyoruz. Mettler Toledo Türkiye'yi Can Bey Mettler Toledo ile birlikte anlattı başta ama şöyle genel bir özetlemek gerekirse aslında bu birazcık da Eugene'in gözünden Mettler Toledo Türkiye. Yani bir mikrogramdan 1000 tonlara kadar ağırlık ve tartımla ilgili çözümler sunabiliyoruz. Pek tabii ki ihtiyacınız olacak özellikle ihracat firmaları için, yerli firmalar için de Türkiye'de de birçok standart artık günümüzde geçerli ve Avrupa grubundaki standartları uyguluyoruz büyük çoğunlukla ve başarıyla uyguluyoruz birçok yerde. Dolayısıyla kullandığınız sensörün, ekipmanın ve buluta kadar olan yolculukta da global standartlarla uyum gerekli. Mettler Toledo olarak bunu da tabii ki sunuyoruz. Ve az önce bahsettiğimiz gibi sensörden buluta giden yolculukta yanınızda olduğumuzun altını çizmek istiyoruz. Ve sensörlerimizi geliştiriyoruz. Endüstri 4.0'a uyumlu hale getirmeye çalışıyoruz. Ve bununla beraber servis 4.0'da diyebileceğimiz bir yapı da kurmaya çalışıyoruz. Ürünlerimize, sahanıza uzaktan erişerek servisimizi de uzaktan veriyoruz. Çünkü Mettler Toledo'da servis çok çok önemli bir yer tutmaktadır. En kaliteli ürünü kullanmanın yanında ürünün sürdürülebilirliğini, beklentinizi size karşılaması ya da kağıt üzerindeki speklerinizi karşılaması da servisin orada ürünleri uygun şekilde kalibre edilmesi, uygun şekilde temizliğinin yapılması, uygun şekilde kurulması, konumlandırılması ve global standartlara veya sizlerin iç standartlarınıza uygun şekilde sertifikalandırılması da önemli. Bu da Mettler Toledo'nun önemli bir oyun alanı. Onu da özellikle bahsediyoruz. Servis de dijitalleşiyor tabii ki. Onun haricinde yine ürünlerinizi bulutta varlık yönetimiyle yönetebilirsiniz. Son olarak burada Mettler Toledo ekibini görüyorsunuz. Zaten Can Bey de bahsetti. 100 kişilik bir ekipten bahsediyoruz. İstanbul'da bir ofisimiz olduğunu, merkez ofisimiz olduğunu bahsettik. Can Bey çeşitli yerlerde de
İzmir gibi, Konya gibi, Ankara gibi, Adana gibi home office çalışan arkadaşlarımızın olduğundan da bahsetti. Dolayısıyla tüm Türkiye'de merkezi ofisimiz İstanbul'da olsa da her şekilde size hizmet verebilecek bir altyapımız var. Şu an herhangi bir şehir söylesek muhtemelen orada servisçimiz ya oradadır ya ertesi gün orada olacaktır ya 2 saat önce oradadır. Dolayısıyla bu konuda da Türkiye olarak tüm Türkiye'mizdeki endüstriyel ihtiyaçlara ürün ve servis anlamında hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bu da ekibimizle alakalı genel bir görsel. Soru cevap kısmına geçebiliriz. Sorularınız varsa burada alabiliriz. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Sadece bu panelde değil, 8'de 10 arasında Connection Days'de Metlerto'da standında bize ulaşabilirsiniz. Orada kart vizitlerinizi bırakmanızı rica ederiz. Başta bahsettiğimiz gibi bir saat hediyemiz olacak Metlerto'da saati. Tüm çalışanlarımızın kullandığı bir saat ve çok keyifle de kullandığımız bir saat. Dolayısıyla o çekilişe katılmanızı, kart vizit bırakmanızı rica ederiz. Eğer sorularınız varsa şu anda orada aktif online olan satış temsilcisi ya da pazarlamadaki arkadaşlarımızla birebir görüşebilirsiniz. Gerekirse görüntülü sorularınızı iletebilirsiniz. En hızlı şekilde sorularınıza, taleplerinize, bilgi ihtiyaçlarınıza cevap vereceğiz. Ben öncelikle sizlere teşekkür etmek istiyorum değerli katılımcılar. Sonrasında da Can Bey, Sayın Genel Müdürümüz çok teşekkür ediyoruz değerli katılımınız için. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir sunum oldu. Herhalde de olmuştur. Teşekkür ediyoruz. Ben de öyle olduğunu umut ediyorum. Metlerto'da ile ilgili hem Türkiye organizasyonu hem global hem de Endüstri 4.0 ile ilgili yaptıklarını, nerede olduğunu bir güncelleme fırsatı sundunuz. Teşekkür ediyoruz. Eugene, thank you very much for your presentation. Pleasure. Thank you for listening. We have learned a lot actually, and we now much more there is much more clarification regarding the role of Industry 4.0 and the Metlerto'da. Now it was a kind of bridge between the Industry 4.0 and the Metlerto'da solution. Thank you very much again. Welcome. Pleasure. Thank you. It was also a pleasure for us. Değerli misafirlerimiz, dediğim gibi sorularınız varsa bir iki dakika daha burada olacağız ama bahsettiğim gibi yine standımız üzerinden de bize oradaki arkadaşlara sorularımızı iletebilirsiniz.